Merhaba, Profesyonel Koç Aysel Eker. Ben Mavi Kadın'da Nasıl Başardın da yepyeni bir konukla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konuğum diş hekimi ve çene cerrahı Gamze Şenol. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Böyle hekim olunca tabii daha farklı bir şey oluyor, enerji oluyor. Birazdan soracağım sana zaten kendimle ilgili bir şöyle bir durum Tabii var, ne ki. yapalım diye. Seve seve. Gamze, ben tabii ki diş hekimi ve çene cerrahı olduğunu söyledim ama Gamze kim? Bizimle paylaşır mısın? Tabii ki seve seve. 36 yaşındayım. Çene cerrahı olarak Medipol Üniversitesi'nde yardım doçent olarak görev yapmaktayım. Onun dışında yarı zamanlı gezginim. Dünyayı gezmeyi seviyorum. Onun dışında tam bir doğa severim. Karavancıyım. Hayvan dostuyum. Bir tane küçük oğlum var. Cincir adında. Öyle. Süper Gamze, çok yoğun olduğunu biliyorum. İşte hani nöbetler var, aynı zamanda dersi anlatıyorsun. Yeni doktor olacak kişilere hastanede çok yoğun olduğunu biliyorum. Bununla beraber işte seyahat ettiğini biliyorum. Birçok şey yapıyorsun. Bütün bunları nasıl yapıyorsun? Önce onu soracağım ben. Evet, aslında gerçekten Instagram'da takipçilerin de hep sordukları sorular bunlar oluyor. Hani bu kadar yoğunluğun arasında nasıl aynı zamanda bu kadar geziyorsun diye fırsat yaratmaya çalışıyorum. Yani bir gün izin alarak işte off günlerine denk getirerek uygun biletler bularak kaçmaya çalışıyorum. Tabii bir de aynı zamanda çifte vatandaşım, Avustralya vatandaşıyım. Onun sayesinde vize almadan birçok ülkeye direkt gidebiliyorum. Onun avantajlarını yaşıyorsun yani. Aynen. Peki bütün bunları yaparken, çünkü burada yoğun bir tempo olduğunu da biliyorum. Seni ne motive ediyor tüm bunları yapmak konusunda Gamze? Ben mesleğime aşık bir insanım. Yani daha seçerken de zaten, daha 10 yaşındayken karar vermiştim. Ortodonti tedavisi görmeye gittiğimde, daha ilk kliniğe girdiğimde böyle bembeyaz bir ortam uzay üssü gibi gelmişti. Hatta doktoruma da ilk günden söylemiştim, ben de ileride sizin gibi olacağım diye. Hedefimi o günden koymuştum. Hatta doktorum da Elçin Koralp, Antalya'da ortodontisttir kendisi. O söylemişti, yani gülmüştü bana. Sonra 8 yıl sonra yanına gittiğimde, ben Marmara Üniversitesi diş hekimliğini kazandım diye gittiğimde çok şaşırmıştı. Gerçi o zaman ortodontist olmayı istiyordum. Sonradan tabii öğrenim sırasında çene cerrahisini görünce resmen aşık oldum. Bu, yani insan bu mesleğe aşık olmalı, yoksa başka türlü yapılamaz. Yani çok fazla zorluğu var elbet. Yani komplikasyon riski çok yüksek. Biri de ben aslında hani normal çene cerrahi işlerinin dışında daha ileri cerrahi işlemlerle ilgileniyorum. Özellikle hep böyle hastalara da öyle gösteririm. Çenesi önde olan hastalar ya da çok geride olan hastalar, çenesini hiç açamayan hasta grupları, onlar çok ilgi alanım. Hastaların çünkü hayatlarını değiştiriyoruz. Ya bunu görmek çok güzel oluyor. Özellikle o hastaların aynı zamanda sosyal olarak çok problemleri olduğu için daha ilk geldiklerinde iletişim kurmakta çok zorlanıyoruz. Ama sonra tedavi sürecinde öncesi ve sonrası ikisini kıyaslayınca videolarını çekiyorum, kendilerine de gösteriyorum. İnanılmaz bir değişim oluyor. Yani resmen baştan yarat gibi oluyor hastalar. Bu beni çok motive ediyor. Onların o mutluluğunu görmek çok motive ediyor. Hasta yakınlarının özellikle çok korku dolu geliyor anne babalar. Sonuçta hiç kimse çocuğun ameliyat olmasını istemez. Ama o deformiteleri başka türlü tedavi edemiyoruz. Yani kesinlikle ameliyatla olmaları gerekiyor. Yani sadece estetik görünüşlerini ya da işte fonksiyonlarını, konuşmalarını, yemek yemelerini düzeltmekle kalmayıp aynı zamanda aslında o hastaları topluma kazandırıyoruz. Bu gerçekten beni çok motive ediyor. Onun dışında çene kırıklarıyla ilgileniyorum. O hasta grupları inanılmaz çaresiz, acil vakalar oluyor. Onları da tedavi edip ertesi gün evlerine gönderdiğimiz zaman beni gerçekten sanırım hasta yakınlarının ve hastaların o minneti çok mutlu ediyor. Böyle bir hani
topluma kazandırmaktan, sadece hani fizyolojik olarak ya da estetik olarak dönüşümden ziyade aslında çok yönlü baktığını görüyorum. Böyle anlatırken de farklı bahsediyorsun. Bir aşk var dedin. Nasıl bir aşk peki bu? Tutku var yani. Gerçekten hani ben hep böyle işte gezmeyi de çok sevdiğim için hep böyle şeyden yakınırım. Yoğun çalışmaktan işte tatile çıkamıyorum, gidemiyorum. Ah şöyle bir işte zamanım olsa da iki hafta gitsem, gezsem, etsem. Ama gittiğim zaman da özlüyorum. Böyle değişik bir tutku. Yani bir an önce tekrar geri dönmek istiyorum. Dediğim gibi yani tutkuyla yapılacak bir şey. Bir de psikolog tarafımız var aslında. Özellikle eklem hastaları. Bizim inanılmaz çok fazla sayıda eklem hastalarımız var. Eklem dediğim, temporomandibüler eklem dediğimiz diş sıkan hasta grubu. Pandemide dahi azalmayıp sürekli artan hasta grubu diş sıkan hastalar. Ve çok fazla ağrı duyan hastalar. Özellikle kulak önünde ağrı duyuyorlar, çiğneme kaslarında ağrı duyuyorlar. Ve bu hastaların aslında problemi genellikle psikolojik oluyor. Yani özellikle o yüzden ben genellikle muayene sırasında hasta yakınlarını içeri almam. Ama bu hasta grubunda çok daha fazla dikkat ediyorum. Küçük yaşta da çünkü oluyor artık. Yani son zamanlarda 18 yaş altında bile çok görmeye başladık. İşte bu sınavlara hazırlanan lise çağındaki çocuklar özellikle ya da aile baskısı gören çocuklar anlatmıyorlar çünkü normalde aileleri yanlarındayken. Sonra onları çıkartınca bu sefer birebir de kalınca ya da özellikle kadınlar işte eşlerinden psikolojik ya da yani sözlü ya da direkt şiddet gören hastalar direkt ağlamaya başlıyorlar, dökülmeye başlıyorlar. Bir şekilde onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani aslında bu hani diş sıkma probleminde, rahatsızlığında arka tarafta mutlaka bir psikolojik altyapı olduğundan bahsettin, öyle anlıyorum. Peki hani oradaki tedavi nasıl ilerliyor? Çünkü diyelim ki çeneyi tedavisi yapıldı fakat bu tarafta konu devam ediyor. Yani bir hekim olarak bu süreci nasıl yönetiyorsunuz Gamze? İlk başta hemen yalnız sizin psikolojik destek de almanız gerekiyor diyemiyoruz. Dememek gerekiyor, o ters tepebiliyor. İlk başta yapılması gerekenleri zaten yapıyoruz. İşte çene kaslarında bir spazm durumu varsa işte botoks gibi uygulamalarla destekliyoruz ya da işte dişlerini sıkıyor. Onu sıkmaması için bir plak uyguluyoruz. Hastaya özel bir plak oluyor. Geceleri onunla uyuyor. Ama hastalara hep şunu anlatıyoruz. Bakın biz sizin tedaviniz için, işte kaslarınızı rahatlatmak için ya da dişlerinizi korumak için bunları yapıyoruz. Ama altta yatan esas etkeni ortadan kaldırmadığınız sürece bu tekrarlayacaktır. Biz sizi tedavi ederiz. 6 ay sonunda evet ben çok rahatladım. İşte ya da botoks çok rahatlattı beni, çok iyi geldi diyebilirsiniz. Ama sonrasında esas problemi çözmediğiniz sürece tekrarlayacaktır. Bunu hastalara bildiriyoruz. Bazen ne yaparsak yapalım hastalar bir türlü rahatlayamıyor. O zaman zaten destek almaları gerektiğini söylüyoruz. Peki bu verdiğin geri dönüşlerle ilgili olarak nasıl şey yapıyorsun, geri dönüşler alıyorsun aslında sen yaptığın yorum sonrasında? Bazısı evet zaten ben de bunun farkındayım. İşte destek almayı düşünüyordum. İşte bu da bir bahane oldu diyor. Hatta eşini çağırıp benden duymasını istiyor eşinin. Özellikle kadın hastalarımız. İşte bak bende gerçekten bir şey varmış. İşte sen bana inanmıyordun. Doktor hanım söyledi. Ben destek almalıyım diye söylüyor. Bazısı çok olumlu oluyor. Bazısı da yani siz de işte bütün doktorlar aynısınız. Her şeyi psikolojiye bağladığınıza dönebiliyor. Değişebiliyor yani. Anladım. Yani o taraftan farklı cevaplar gelebiliyor. Peki işinin bu psikolojik tarafı seni nasıl etkiliyor? Ben hastalarla uzun uzun muayene randevularını uzun tutmayı seviyorum aslında. Çünkü orada sadece işte baktığınızda işte ha, tamam sen diş sıkıyorsun işte tamam bunları yapacaksın ya da işte şu ilaçları kullanacaksın.
oldu bitti olmuyor. Bu arada bu hasta grubu bizim camiada çok sevilen hasta grubu değildir. Çünkü bu hastalıkta 2x2 4 etmiyor maalesef. Yani hastalara da hep bunu anlatıyorum. Yani işte ben size şu ilaçları reçete edeyim, işte bunları kullanın. Tabii ki ilaçları reçete ediyoruz bu arada ama bunları kullanın, oldu bitti. Her şey işte ilk haline geri dönecek diye bir şey yok. Süreçle görüyoruz bunu. Zaten tedavide de hep basamak basamak gidiyoruz. Yani bütün hep hastalara öyle anlatırım. Bütün silahlarımızı bir anda kullanmıyoruz. Önce en basit tedaviden başlıyoruz. Sonra zamanla yarar gördüğünü gördükçe devam ediyoruz, daha ilerliyoruz. Dolayısıyla oradaki faydayı yakalamaya çalışıyorsunuz. Öyle anlıyorum. O hastalar bir kerelik olmuyor. Kaç kere bize kontrol seanslarına geliyorlar devamlı. Peki hani senin özellikle ilgilendiğin çene cerrahisi, o bölümün hani sana uygun olduğunu nasıl anladın? Yani hani uzmanlık, sonra ekstra üstüne bir daha uzmanlık yaptığınızı biliyorum. Öyle bahsetmiştin seninle öncesinde konuştuğumuzda. Çene cerrahisine karar vermendeki sebep ne oldu? Ben işte Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Daha 3. sınıfta ilk stajlara çıkmaya başlıyorsunuz. İlk cerrahi stajına girer girmez o ameliyathanenin kokusunu aldıktan sonra herhalde bazı arkadaşlarım mesela koşarak uzaklaşmışlardı. Diş çekmek bile istemiyorlardı. Hatta ben çekim puanlarını hemen tamamlayıp yazdan gelip daha staj başlamadan yapıp ondan sonra başka arkadaşlarını da yapıyordum. Bu arada bu da bir itiraf oldu şimdi burada. Ya da hep büyük ameliyatlar yapılıyordu bizim Marmara Üniversitesi cerrahi bölümünde. Onları kaçırmıyordum. Normalde devamsızlık çok önemlidir. Yani hiçbir şekilde ona çok dikkat edilir. Ama ben hep böyle büyük cerrahileri kaçırmamak için derslerden kaçardım, ameliyatlara girerdim. Böyle bir tutku bilmiyorum yani. Çok uzun sürer aslında ameliyatlarda, o büyük ameliyatlar 5-6 saat sürer. Ama herhalde tutku olunca işin içinde böyle. Sonra lisans eğitimi bitirince tabii bizim zamanımızda sadece doktora olarak, doktora eğitimi olarak giriliyordu. Daha sonrasında dişte uzmanlık sınavı çıktı. Aynı tıptaki TUS gibi DUS sınavı çıktı. Ama benim zamanımda doktora eğitimiydi. Mülakatlarla giriliyordu. Burada Marmara'da değil Çapa'da eğitimime devam ettim. Tabii o kolay olmadı. Yani doktora eğitimine girmek de kolay bir süreç değil gerçekten. Belli sınavlardan geçerek giriyorsunuz. Ama bu konuda kendimle şu açıdan gurur duyuyorum. Hiçbir destek olmadan, herhangi bir başkasının desteği olmadan kendi başarımla girip eğitimimi tamamladım. Biraz da erken tamamladım hatta. Sonrasında da akademik kariyer olarak devam etmek için, istediğim için Medipol'le devam ediyorum. Yani bu tarafıyla gurur duyduğunu anlıyorum. Evet. Kendinden tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben de Gamze. Şey için hani çene cerrahisini seçerken dedin ki hani o operasyonlar, ameliyatlar beni çok heyecanlandırıyor dedin. Orada ne görüyordun? Yani sana çekici gelen tarafı neydi operasyonların? Seni bu kadar heyecanlandırmasındaki sebep neydi? Yani aslında ben diş hekimliğini seçerken de mesela hep demişlerdi ki işte yüksek puan yaptın, tıp da yazabilirsin. Mesela benim direkt diş hekimliği istemiştim. Diğer arkadaşlarım, çoğu insan daha doğrusu tıpı tutturamayınca diş yazarlar. Bende öyle bir şey yoktu ya da yani bir ama cerrahi daha çok tıp bilimlerine çok yakın. Yani diğer diş hekimliği branşlarında daha işte sadece lokal anestezide işlemler yapılırken majör cerrahilerde özellikle genel anestezi tercih edilir. Galiba o ameliyathane ortamı hoşuma gitti. Sana daha keyifli geliyor gibi anlıyorum onları. Peki Gamze, böyle az önce kendine gurur duyduğunu söylediğin bir olaydan da bahsettin. Hepimizin böyle kendimizle gurur duyduğumuz, başardığımız birçok şey var ama tabii ki ben böyle aralarından böyle dönüp baktığında böyle hani evet ya bunu başardım
senin adına en büyük olduğunu düşündüğün, büyük de olmayabilir. Böyle bir başarın var mı paylaşmak isteyeceğin? Yani aslında şunu söyleyebilirim. Sadece çene cerrahı olmak değil, hatta ben genellikle girdiğim ortamlarda mesleğimi, tiltimi genellikle daha geri planda tutarım. Onun dışında insanca yaşamayı başarabildim sanırım. Yani sadece işte iş, ev dışında sosyal hayatımı da renkli tutarak işte buna dans dahil, swing dansıyla ilgileniyorum. Onun dışında işte kendi elimden geldiğince dünyayı gezmeye çalışarak, doğayı severek, hayvanları severek ve onlara bir takım sosyal projelerde yardımda bulunmaya çalışarak daha insan gibi yaşamayı başardığımı düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Hem çok yönlülük yakalarak aslında hem de değer yaratarak aslında evet. devam ediyor olmanın senin için büyük bir başarı olduğunu duyuyorum. Bir de tabii akademisyen olunca aynı zamanda genç meslektaşlarımızı da yetiştiriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Doktora eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize, lisans öğrencilerine ders veriyoruz. Bu da başarabildiğimi düşünüyorum. Tebrik ediyorum gerçekten Gamze. Peki son sorumu soracağım şimdi sana. 10 yaşında ne iş yapacağına karar vermiş ve sonrasında devam edip bugüne gelmiş bir Gamze var. Böyle yolculuğuna baktığında, devamını da düşünebilirsin. Bu yolculuğa bir isim versen ne derdin? Böyle isimler konusunda çok başarılı olamıyorum. Peki geliyor mu aklına? Yani... Böyle ben çok renkli bir insanım. Bilmiyorum kıyafetimden de belli oluyor mu? Böyle ilk sorar sormaz böyle şey gökkuşağı geldi. Rengarenk gökkuşağı geldi. Böyle bir hayat yani renk katmaya çalıştığım bir hayat. Hem insanların hem kendi hayatıma. Ne güzel bunu duymak. Teşekkür ediyorum Gamze. Ben çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için, renk kattığın için. Çok sağ olun. Özellikle iyi ki geldin diyorum. Bu haftaki konuğum diş hekimi ve çene cerrahı Gamze Şenol idi. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik onunla birlikte. Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta yepyeni bir konukla görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.